Türkiye'nin ilk yerli otomobiliydi Devrim. İlginç bir üretim ve test hikayesinin ardından seri üretimi yapılmadı. 57 yıl önce üretildiği yerde Eskişehir'de sergilenen Devrim, detaylı bir bakım ve onarımdan geçirildikten sonra tekrar ziyaretçilerini beklemeye başladı. Markası Türk, tasarımı Türk, mühendisliği Türk, teknolojisi Türk, üretimi Türk, pazarlaması Türk bir otomobile sahip olma hayalimiz vardı. Bugün o özlemin giderilmesi için ilk önemli adım atıldı. Yerli otomobilin üretilmesi için süreç başlatıldı. Ne var ki Türkiye'nin ilk yerli otomobili olarak planlanan ancak şaşırtıcı gerekçelerle üretimine geçinmeyen Devrim'in yeri bir başkaydı. Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ tesislerinde Türk mühendis ve işçileri tarafından 1961 yılında zor şartlarda üretilen iki Devrim otomobilinin depolarına fabrikada manevra yaparken kullanılması için birkaç litre benzin konmuştu. Asıl ikmal Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in araçları test etmesinden önce yapılacaktı. Ancak eskortlar eşliğinde meclise getirilen biri siyah, biri beyaz olan arabalara o günün heyecanıyla benzin konması unutuldu. Son anda durum fark edildi. Beyaz olanda biraz benzin vardı ama o anda meclisten çıkan Cemal Gürsel diğer araca bindi. Beyefendi, Reis-i Cumhur Hazretlerimiz için siyah otomobili kırmızı alının başına getirir misiniz lütfen? Beyefendi, bir tane ilk Devrim otomobili bej olan. Sayın Reis-i Cumhurumuz ona binmek isteyeceklerdir. Beyefendi, makam otomobili siyah olur. Benzine olmayan siyah Devrim ancak 100 metre gidebildi. Gürsel beyaz araca geçmeden önce o ünlü sözü söyledi. Devrim projesinin akıbetini etkileyecek mi? Garp kafasıyla otomobil yaptık. Ama şark kafasıyla benzin koymasını unuttum. Ertesi gün bütün gazeteler söz birliği etmişçesine 100 metre gidip bozuldu başlığını attılar. Alaycı ifadeler kullandılar. Kısa zamanda ortaya çıkarılan bu başarı öyküsü birkaç dakikada tarihe gömüldü. Ne durumdayız? Malzeme envanterini bitirmek üzere. Güzel. Ve bugün Eskişehir'deki Tülomsaç tesislerinde sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 52 yıllık süreçte ilk kez kapsamlı bakımdan geçirildi. Detaylı ekspertiz, demonte işlemleri, motor ve şanzıman tadilatı, iç kabin tadilatı, gövde, boya tadilatı ve montaj olmak üzere 6 aşamada bakımdan geçirilen otomobil yeniden ziyaretçilerin izlenimine sunuldu. Uzun ve kısa farları ayakta çalışan, kontak anahtarı ve manuel olarak da çalıştırılabilen Devrim, saatte maksimum 140 km hız göstergesine sahip. Devrim'e güvenlik gerekçesiyle benzin konulmuyor, otomobilin aküsü sökülüyor. 5 aylık bakım döneminin ardından tekrar ziyaretçilerini beklemeye başlayan otomobili, yılda yaklaşık 100 bin kişi ziyaret ediyor.